Soner Yalçın, Sözcü Gazetesi, Gıybet Seçimi Beş gün sonra sandık başındayız. Bu seçim diğer seçimlerden farklı yönleri var. Mesela dedikodu söylenti uydurma hiçbir dönemde bu derece yaygın olmadı. Nereden çıktığı bilinmez, sihirli biçimde çoğalan, zapt edilemez hale gelen dedikodular son dönemde siyasetin ana gündemi haline geldi. Dedikodu partilerin ittifakların yıpratma silahına dönüştü. Parti üst yöneticileri böyle yaparsa, büyücülüğün muadili, eş değeri, dedikoduyu, saldırı silahı olarak kullanan cehalet ne yapmaz? Gerçeğe değil, rakibini güçsüz kılmaya ihtiyaçları var bu çevrelerin. Bu süreçte özgürlük aracı denen sosyal medya yalanın yayılma aracına dönüştü. Mesela son dönemde uzaktan kumandalı yeraltı dünyasına mensup kimileri ahlaken sorunlu her dedikoduyu anlatıyor ve inanma ihtiyacında olan her mahalle kendi lehine dedikoduları doğru kabul edip söylentilerin yayılmasına gönüllü oluyor. Kuşkusuz zayıflar güçlüler hakkında daima pembe gevezelikler yapar. Bunlar pasif saldırganlıktır ve ancak küçük, informal, resmi olmayan grupları ilgilendirir. Ama dedikodu siyasette propaganda tekniğine dönüşürse firma orada kopar. Provokasyonlara sebep olur. En son İmamoğlu'na Erzurum saldırısında yaşadık bunu. Kızılbaşlar camiye bomba attılar yalanıyla. Çorum provokasyonu yaşanmadı mı? Sivas, Maraş farklı değildi. Evet, dedikoduyu siyasete ana malzeme yapmak son derece tehlikelidir. Abartılı itaatkarlar ülkeyi önce duygusal sonra fiziki olarak böler. Politikacıların bu konuda sorumluluk sahibi olduklarını hatırlamaları elzemdir. Barack Obama Müslümandır. Uydurma, yorum katma dönem dönem siyasetin ham maddesi oldu ama hiçbir seçime 14 Mayıs 2023 kadar çok olmadı. Teknoloji sayesinde şaşırtıcı ışık hızıyla yayılan dedikodular siyaseti ülkeyi esir aldı. Bu söylentilerin konuşulmadığı tartışılmadığı gün saat kalmadı. Özellikle iktidarın seçim kampanyasını bu zehirli dedikodular üzerine inşa ettiği görülüyor. Herkes düşman bir kendileri vatansever. Seçimi kazanmak için sağduyu feda edildi. Peki dedikoduyu siyasetin ana malzemesi yapmayı ve körüklemeyi kim hakim siyasi kültür haline getirdi? FETÖ getirdi, bu virüsü ülkemize ve hızla yaygın hale dönüştürdü. Fenalıkları yaratan kumpasları unuttuk mu? FETÖ o kadar insana kuruma çamur attı ki sonuçta kirli elleriyle ortada kalıverdi. Ahlaksızlıklarını duymayan bilmeyen kalmadı. Fakat bakınız FETÖ ile mücadele salt suçluları hapse atmakla bitmemesi lazım. Toplumu lekeleyen dedikodu gibi vasatların silahı bu kültüründen de kurtulmak gerekiyor. Görülen FETÖ'nün siyasi toplumsal hayata serpiştirdiği kötücül tahumlar bu seçimde de yeşermesini sürdürüyor. Özel hayat siyasetinin bu derece ana gündemi haline gelmemişti. Videolar var, dinleme kaseti var, görüntü var. FETÖ kumpaslarının saldırı silahıydı bunlar. 2011 seçiminde MHP seks kasetlerini hatırlayınız. AKP ne teşneymiş uydurma yöntemlerle rakiplerini saf dışı etmeye. Seçim tarihimizde her seçimin adı var. Örneğin 1912 yılındaki sandık oylaması tarihimizin ilk erken seçimi. İttihat ve terakki ile hürriyet ve itilaf arasında hayli sert geçti. Hürriyet ve İtilaf Edirne Meybus adayı Rıza Tevfik'in dövülmesiyle bu seçime sopalı seçim adı verildi. 14 Mayıs 2023 seçimine ne isim verilecek acaba? Gıybet seçim. Ne dedi Hz. Muhammed? Gıybet eden ve dinleyen günahta ortaktır. Gel de bunu ülkemizde anlat. Toparlarsam, gerçek tektir. Başkalarının günahları sizi aziz yapmaz. Psikolojik sorun olan dedikodu da hızla Türk siyasetinde yıkıcılığa dönüşmektedir ki burası çıkmaz yoldur. Demokrasiye büyük zarar verir. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.